43. soruya bakıyoruz arkadaşlar. We observe a smaller number of mutations in coronaviruses because. Koronavirüslerde daha az mutasyon görürüz çünkü. Doğru cevap Edirne seçeneği olacaktı arkadaşlar. An internal substance hinders the chances for mutation. Yani bir internal substance, hücre içinde olan ya da virüsün içinde olan bir madde mutasyon ihtimalini engelliyor. Nereden aldık bu bilgiyi arkadaşlar? Bu bilgiyi şuradan alıyoruz bakın. Coronaviruses make fewer mutations than most RNA viruses because they encode an enzyme, bir enzim salgılarlar that corrects some of the errors made during replication. Yani replication esnasında ortaya çıkan hataları düzelten bir enzim salgılarlar. Replication'da hata olmazsa mutasyonda olmaz. Bu durumda Edirne seçeneği doğru cevap oluyor arkadaşlar. Evet, birinci okuma parçamızla beraberiz. Parçayı kabaca okuyacağız. Mutations arise as a natural byproduct of viral replication. Virüslerin kendilerini çoğaltmaların bir yan ürünü olarak, doğal bir yan ürünü olarak mutasyonlar gelişebilir. RNA virüsleri genel olarak DNA virüslerine nazaran daha fazla mutasyona uğrarlar. Koronavirüsler ise make fewer mutations than most RNA viruses because they encode an enzyme that corrects some of the errors made during replication. Arkadaşlar sebep içeren cümleler her zaman önemlidir. O yüzden bunların altlarını çizelim. Bu kısımlara karşı farkındalığımız olsun. Bakın önemli bir bilgi. Koronavirüsler daha az mutasyon geçiriyorlarmış RNA virüslerine göre. Çünkü replication süre yani çoğalma esnasında gerçekleşen hataları düzelten bir enzim salgılıyorlarmış. In most cases, the fate of a newly arising mutation is determined by natural selection. Pek çok durumda yeni oluşan mutasyonun kaderi doğal seleksiyona, doğal seçilime bağlıdır. Those that confer a competitive advantage with respect to viral replication, transmission or escape from immunity will increase in frequency and those that reduce viral fitness tend to be culled from the population of circulating viruses. Rekabetçi bir avantaj yakalayanlar, çoğalma, bulaş veya bağışıklıktan kaçabilenler sayıları artıyor, kaçamayanlar ise azalıyor. Fakat mutations can also increase and decrease in frequency due to chance events. Yani bunlar bazı şans faktörlerine de bağlıdır. Mesela a founder effect occurs when a limited number of individual viruses establish a new population during transmission. Bulaş esnasında yeni bir virüs grubu farklı bir grup oluştururlarsa burada bir founder effect oluşuyormuş. Ama bu a limited number of viruses yani küçük sayıda virüs tarafından oluşturulurmuş. The mutations present in the genomes of viral ancestors will dominate the population regardless of their effects on viral fitness. The mutations present in the genomes yani virüslerin gen yapılarında var olan mutasyonlar hakim olacaktır virüs grubuna. This same interplay of natural selection and chance events shapes virus evaluation within hosts, in communities and across countries. Yani bu bu faktörlerin, bu doğal seçilim ve şansa bağlı bu etmenlerin bir arada olması virüsün evrimini etkileyecek, şekillendirecek. The majority of mutations are harmful to a virus or cell.
Mutasyonların çoğu virüse veya hücreye zararlıdır. Limiting the spread of an error through a population. Limiting the spread of an error through a population. Yani bir farklılaşmanın yayılmasını engelleyerek ya da diyelim. Evet, 44. soruyla beraberiz. Which of the following is true according to the passage? Bu sorunun doğru cevabı şuradan geliyor arkadaşlar. Founder effect occurs when a limited number of individual viruses. Bu durumda bu sorunun doğru cevabı Adana seçeneği. The founder effect happens with a small number of viruses. 45. soruyla beraberiz. Açık uçlu bir soru. We learn from the passage that. Bu sorunun doğru cevabı da Ceyhan seçeneği. Virüslerin, mutasyonların hayatta kalma ihtimalleri farklılık gösterir ve dış faktörlere bağlıdır. Neydi bu dış faktörler? Mesela doğal seçilim, mesela şansa bağlı olaylar, tesadüfi olaylar diyelim. Buna göre Ceyhan seçeneği doğru cevap. 46. sorudayız. It's clear from the passage that. Bu sorunun da doğru cevabı Bursa seçeneği olacaktı. As viruses proliferate, yani virüsler çoğaldıkça, they may change their structure as part of their evolution. Bu sorunun doğru cevabı birinci cümleden geliyor. Biraz üstü örtük bir şekilde ifade edilmiş. Replication, yani çoğalma. Mutation, değişim. Değişimin bir sonucu olarak, yani çoğalmanın bir sonucu olarak mutasyonlar gerçekleşebilir diyor. Bu durumda as viruses proliferate, bu proliferate ifadesi replication ifadesini karşılıyor. They may change their structure ifadesi de mutasyon ifadesini karşılıyor. Yani belki biraz uğraştırırdı bu soru sizi. Biraz gizli bir şekilde verilmiş gibi. Birazcık seçici bir soru. Evet, diğer okuma parçasıyla beraberiz. Yine parçaya biraz bakalım. The name Metaverse was coined in 1992 novel Snow Crash. 92'de yazılan Snow Crash romanından alınmış Metaverse ismi. It described a virtual reality people could explore through their avatars. İnsanların avatarlarını kullanarak sanal bir gerçekliği keşfettikleri bir sanal ortamı anlatıyormuş. To some, bazılarına göre, this may be reminiscent of Second Life. Bu Second Life'ın bir benzeri olabilir. Demek ki Second Life'da benzer bir şeydi. Bakın açıklıyor ne olduğunu. A virtual world which at its peak, yani en yoğun olduğu dönemde, attracted tens of thousands of simultaneous users. Yüzlerce, binlerce kullanıcıyı çeken sanal bir dünyaymış arkadaşlar Second Life. More recent iterations have taken this concept to a new level. Yani bu konsept yakın zamanda yeni bir anlam kazanmış. Fortnite, ne ola ki Fortnite, an online game, bakın açıklıyor arkadaşlar. Bir online oyun olan Fortnite, virtually hosted a live concert in 2020 that was attended by millions. Yani milyonlarca kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirmiş 2020 yılında. While attendance was free of charge, katılımın ücretsiz olmasına rağmen, each virtual world typically also facilitates in-game purchases through their own virtual currency, which can be converted into real money, of course. Oyun içinde alınabilecek özellikleri varmış, purchase, satın almak, through their own virtual currency. Oyunun kendi para birimiyle,
Ki bu para birimi daha sonra gerçek para birimine çevrilebiliyormuş. The metaverse is not a new concept. Yeni bir kavram değildir. And efforts at building a metaverse have been afoot for decades. 10 yıllardır bu çaba vardı. Örneğin 2003 yılında San Francisco based film London Lab released Second Life, an online multimedia platform in which users create an avatar and build a second life in an online world. Bakın Second Life'ı bir daha açıklıyor arkadaşlar. Online bir platform, kullanıcılar avatarlar oluşturuyorlar ve bu avatarlarla online bir ikinci yaşam oluşturuyorlar. And as is often the case, genellikle olduğu gibi, science fiction precedes and predicts reality. Bilim kurgu gerçeği gerçeğin önünü açmaktadır. Precede daha önce meydana gelmek. Yani önce bilim kurgu meydana geliyor, daha sonra bu gerçek haline geliyor. In 1992, writer Neal Stephenson published a novel Snow Crash, a dystopian story featuring a metaverse urban environment complete with virtual real estate accessible through VR goggles. Yani online bir platform imiş arkadaşlar bu romanda anlatılan. Dystopian bir hikaye. Distopik bir hikaye. In the 2018 film Ready Player One, much of humanity interacts using the fictional Oasis virtual reality simulation. Evet, buna göre sorulara bakalım. 47. sorudayız. We learn from the passage that Second Life. Bakalım iki yerde Second Life'ı açıklıyordu. Birisi burasıydı. Bakın burada neyi vurguluyor? Binlerce, on binlerce kişiyi çekiyormuş. Buna göre doğru cevap Denizli seçeneği. Could hold a huge number of users on a virtual platform. 48. soruyla beraberiz. Yazara göre, evet az önce üzerinde durduğumuz cümle çok önemliydi bu sorunun çözümü için. Bursa doğru cevap. What we see in imagined realities will one day become actual world. Şuradan çıkardık. Science fiction precedes and predicts reality. Yani bugün bilim kurgu olarak gördüğümüz şeyler yarın gerçek haline gelecek. 49. sorudayız. Lately, evet yakın zamanda, son zamanlarda. Bakalım. Evet, şu cümleden alıyoruz bu sorunun cevabını sevgili arkadaşlar. Fortnite isimli online oyun platformu virtually hosted a live concert yani online olarak yani çevrim içi olarak bir konser organize ediyor, düzenliyor ve bu milyonlarca kişi tarafından izleniyor. In 2020'de lately ifadesini karşılıyor. Buna göre 49. sorunun doğru cevabı Edirne seçeneği. Some real life events or organizations have been conducted on Metaverse. Metaverse'de uygulanmıştır. It's clear from the passage that bu sorunun doğru cevabı da Adana seçeneğiydi. Previous versions of Metaverse existed which have a similar idea the present one. Yani daha önce de varmış ve fikir aşağı yukarı aynı şeymiş gördüğünüz gibi. Örneğin Second Life bunun çok güzel bir örneği. Veya Fortnite gerçi daha yeni belki ama benzer fikirler daha önce de varmış sevgili arkadaşlar. Evet diğer okuma parçasıyla beraberiz. Yine metni okuyacağız. Bu sefer sorular üzerinden gidelim isterseniz. 51. soru. Studies conducted in the past şeklinde bir ifadeyle başlıyor.
52. soru parçaya göre hangisi doğrudur? 53. soru hedonic well-being ifadesini vermiş. 54. soruda hangisinin iyi bir başlık olacağını soruyor. Buna göre parçayı inceleyelim. Given the ubiquitous and transformational nature of social media, yani sosyal medyanın yaygınlığı ve değiştirici gücüne bakılırsa, a number of studies have investigated how social media use is related to individuals' psychological well-being. Bazı çalışmalar sosyal medyanın well-being'e yani iyi olma halinin nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Psychological well-being is a broad category which concerns optimal psychological functioning and experience. Yani en iyi düzeyde psikolojik olarak functioning yani psikolojik etkinlik ve deneyim şeklinde tanımlanabilir well-being. The definition and operationalization of well-being is not consistent in previous studies. Well-being'in tanımı eski çalışmalarla aynı değildir. It has been measured with various indicators, including affect, life satisfaction, stress, depression and body image. Yani bu well-being kavramı duygu durumu, doyum, stres, depresyon ve vücut algısı gibi göstergeler bağlamında ölçümlenmiş. These indicators can be generally classified into hedonic and eudaimonic well-being. With the former, arkadaşlar bu ifadeler çok önemli. The former, the latter. The former dedik. Şimdi hedonic well-being'i açıklıyoruz. Focusing on pleasure and happiness. Bununla ilgili bir sorumuz vardı. İsterseniz bakalım. 53. soru. Gördüğünüz gibi. It can be understood from the passage that hedonic well-being. Bu durumda bakın doğru cevap Adana seçeneği. Is generally measured based on how amused and joyed people are. Yani amused, pleasure, joy, happiness. Bu durumda 53. soruyu bu bilgiye dayanarak çözmüş oluyoruz. Devam edelim. Another recurring theme, sürekli çalışılan başka bir konu in the literature. Bu literature edebiyat değil arkadaşlar. Literatür yani alan yazın yani akademik çalışmalar. Of social media and well-being is the active passive dichotomy framework. Aktif pasif ayrımıdır. On the one hand, active social media use may promote well-being. Yani bir taraftan aktif sosyal medya kullanımı well-being'i artırabilir. By creating social capital and stimulating feelings of social connectedness. Yani sosyal bir birliktelik ve bağlılık ortamı veya ortamı oluşturarak well-being'i destekleyebilir. Örneğin, direct chatting on social media that mimics features of face-to-face communication can facilitate a sense of connectedness. Mesela online iletişimde yüz ifadelerini kullandığımız yüz ifadesi özellikleri gerçek bir bağlılık hissi ortaya çıkarabilir. Self-disclosure may also help users to build intimacy as people can provide social support through commenting or liking online. Yani insanlar sosyal destek, sosyal medyada destek ve yorum yaparken de aslında bir intimacy geliştiriyor olabilirler. Self-disclosure yani kendini kapatma anlamında ama siz yine de kendinizi kapatamıyorsunuz. Sosyal medyada insanlara yardımcı oluyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz veya bazı şeyleri beğeniyorsunuz. Bunun sonucu olarak bir intimacy geliştiriyor olabilirsiniz. Even time spent on
online gaming and other entertainment activities with others may help maintain a large and diverse network of weak tie. Online oyunlar, diğer eğlenceler de bir network oluşturmanıza ve network, yani bir sosyal ortam oluşturmanızı sağlayabilir. Evet, 51. sorudayız. We learn from the passage that studies conducted in the past. Şöyle bakalım. Studies conducted in the past ifadesi bizi şuna götürüyor. In previous studies. Arkadaşlar, bu ifadeye göre bu cümleye bakalım. The definition and operationalization of well-being is not consistent. Tutarlı değil tanımı. Şu açılardan ölçülmüş. Fakat diye gidiyor. Buna göre baktığımızda doğru seçeneğin Ceyhan seçeneği olduğunu görüyoruz. Failed to provide a coherent designation for the term well-being. Yani well-being tanımına kesin bir tanım getirmekte yetersiz kalmıştır. 52. sorudayız. Hangisi parçaya göre doğrudur? Bu sorunun doğru cevabı Edirne seçeneği olacaktı. Sosyal medya, one's loneliness in a positive way. Bir kişinin yalnızlığına olumlu yönde katkı sağlayabilir. Bakın şurada self-closure'lı cümleyi hatırlayın. Yani kendinizi kapatsanız bile yine de bir intimacy build edebiliyorsunuz. Çünkü sosyal medyada insanlara destek oluyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz veya bir şeyleri beğeniyorsunuz. Veya online geçirdiğiniz zaman size bir network kazandırıyor. Buna göre Edirne seçeneği doğru cevap. Geldik 54. soruya. Hangisi uygun başlık olur? Edirne seçeneği doğru cevap. Social media as a predictor of psychological well-being. Burada predictor arkadaşlar belirleyen olarak çevirebilirsiniz. Yani psikolojik iyi olma halini belirleyen sosyal medya şeklinde seçenek. Denizli'ye bakarsanız the ingredients of psychological well-being, yani sosyal psikolojik iyi olma halinin bileşenleri. Next steps in psychological well-being research. Psikolojik iyi olma araştırmalarının geleceği. A survey on human psychology and the internet. Biraz geniş kalmış bakın. İnsan psikolojisi ve internetin incelenmesi diyor. Social determinants of psychological health. Psikolojik sağlığın sosyal belirleyicileri gibi bir anlam arkadaşlar. 55. sorudayız. Moğol saldırıları. Bu durumda Edirne doğru cevap. Hem negatif hem de pozitif ramifications'lar, yani sonuçları olmuş Rusya üzerine. Parçada gördüğünüz gibi bunu hem dolaylı hem de açık açık söylüyor. Burada mesela diyor ki pozitif effects'leri etkileri var iken other results, şu gibi diğer sonuçlarında olumsuz sonuçlar olmuştur veya olumsuz etkileri olmuştur. Evet. Diğer okuma parçasıyla beraberiz. Sorulara şöylece bakalım. We learn from the passage that the Mongol attacks. 56. soru. As a result of the Mongol invasions, Russia, according to the author of the passage, and which of the following is true? Buna göre parçayı şöyle hızlıca bir okuyalım. As the evidence stands, the effects of the Mongol invasion were many, spread across the political, social and religious facets of Russia. Yani Moğol istilaları Rusya'da siyasi, sosyal ve dini
etkilere sahipmiş. While some of those effects, such as the growth of the Orthodox Church, generally had a relatively positive effect on Russian lands, other results, such as the loss of the Vetch system and centralization of power, assisted in halting the spread of traditional democracy and self-government for the various principalities. Yani pozitif ve negatif etkileri olmuş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. From the influences on the language and the form of government, the very impacts of the Mongol invasion are still evident today. Bugün bile hissediliyormuş. Güçlü bir bilgi arkadaşlar. Yani sorulabilir. Perhaps, given the chance to experience the Renaissance, as did other Western European cultures, the political, religious, and social thought of Russia would greatly differ from that of the reality of today. Arkadaşlar, burada da güçlü bir bilgi var aslında. Bir Rönesans yaşama şansı olsaydı Rusya'nın, bugünkü siyasi, dini ve sosyal yapı çok farklı olabilirdi diyor. The Russians, through the control of the Mongols who had adopted many ideas of government and economics from the Chinese, became perhaps a more Asiatic nation in terms of government, while the deep Christian roots of the Russians established and helped maintain a link with Europe. Yani Rusya bir taraftan Çin, yani Asya ülkesi iken, bir taraftan da dini kökenleri bakımından Avrupa ile bir bağı varmış. It was the Mongol invasion which perhaps more than any other historical event helped to determine the course of development that Russian culture, political geography, history and national identity would take. Yani Mongol istilası Rusya'nın kültür, siyasi coğrafyası, tarihi ve ulus kimliği üzerinde çok büyük etkisi olmuş arkadaşlar. 56. soruyla beraberiz. We learn from the passage that as a result of the Mongol invasions, Russia, yani Moğol saldırıları, istilaları sonucunda Rusya. Bu sorunun cevabı şuradan geliyordu arkadaşlar. The Russians, through the control of the Mongols, who had adopted many ideas of government and economics from the Chinese, became perhaps a more Asiatic nation in terms of government, while the deep Christian roots of the Russians established and helped maintain a link with Europe. Yani bir tarafta Avrupa, bir tarafta da Asya ile bağlantılı hale gelmiş. Buna göre Edirne seçeneği de olacak arkadaşlar. Became a country closer tied to the east. Yani Batı ile daha bağlantılı hale geliyor. Pardon, Doğu ile daha bağlantılı hale geliyor. Çünkü Batı ile olan linklerini zaten dini ortaklıktan kaynaklanıyor. Ama Moğol istilaları sonucunda Doğu'yla, yani Asya ülkeleriyle daha bir Asiatic nation haline geliyor. Yani Asya ile daha entegre hale geliyor. Buna göre Edirne seçeneği doğru cevap. Pardon, bence tekrar alalım da. Çok tekrar ettik. Evet, 56. sorudayız arkadaşlar. We learn from the passage that as a result of Mongol invasions, Russia. Yani Moğol saldırıları sonucunda Rusya ne oldu? Bakalım. Şu cümleden geliyor arkadaşlar cevap. The Russians, through the control of the Mongols, who had adopted many ideas of government and economics from the Chinese, became perhaps a more Asiatic nation in terms of government. Bakın şurası önemli. Yani yönetim olarak daha fazla bir Asya ülkesi haline gelmiş. Buna göre Edirne seçeneği doğru cevap. Became a country closely tied to the east. Doğuya daha entegre bir ülke haline geldi. Yani daha Asyatik
bir ülke haline geldi. 57. sorudayız. According to the author of the passage. Parçaya göre dediği için arkadaşlar burada güzel bir ipucu var. Bakın perhaps, perhaps. Oldukça kişisel bir ifade değil mi? Belki de. Given the chance to experience the Renaissance, bir Rönesans yaşama şansı olsaydı, as did other Western European cultures, diğer Avrupalı kültürler gibi, the political, religious and social thought of Russia would greatly differ from that of the reality of today. Bugün Rusya'nın siyasi, dini ve sosyal düşünce tarzı oldukça farklı olacaktı. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. Russia could have been a different country if it had lived through a social rebirth. A social rebirth ifadesi arkadaşlar Rönesans ile birleşiyor. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. 58. sorudayız. Hangisi parçaya göre doğrudur diyor. Doğru cevap Adana seçeneği. Güçlü bir bilgi vardı parçada hatırlayacağınız üzere. The very impacts of Mongol invasion are still evident today. Yani bugün hala hissedilmektedir. Bu bilgiye dayanarak Adana seçeneği doğru cevap sevgili arkadaşlar. Evet, diğer okuma parçasıyla beraberiz. Sorulara bakalım. We learn from the passage that through the end of the colonial process in Korea, yani Kore'de sömürü döneminin sonuna doğru. 60. soru. We learn from the passage that in the middle of the 20th century, 20. yüzyılın ortasında, yani 1940'lı 50'li yıllar gibi. It is stated in the passage that in recent times, şeklinde bir yönlendirici ifade. 60. soru. It can be understood from the passage that after the liberation. Buna göre bakalım parçayı kısaca bir okuyalım. Scholars typically divide modern Korean literature chronologically between the Japanese colonial period and the post-liberation period. Yani Japon sömürü dönemi ve post-liberation dönem olarak ikiye ayırıyorlarmış arkadaşlar. 1910-45 ve 45 sonrası dönemi kapsıyormuş bu dönemler. This is because the last years of Japanese colonial rule in Korea, the so-called dark period, are considered to be exceptional in Korean literature. Yani Kore edebiyatında çok bambaşka bir dönemmiş. Ya da şöyle diyelim, çok bambaşka değil ama yani eşi görülmemiş bir dönemmiş arkadaşlar. Exceptional, çok farklı. In this last phase of the colonial period, there was a remarkably limited number of Korean language publications. Çok sınırlı Kore dilinde üretim yapılmış, yayın yapılmış ve most published works were labeled as collaborationist. Yani pek çoğu da bu collaborationist olarak etiketlenmiş. İşbirlikçi. 45'ten sonra Korea was liberated but the peninsula was split into two nation states. Bununla ilgili bir soru vardı arkadaşlar. Burası önemli demek ki. Okuyalım. The one in the northern half was dominated by the Soviet Union followed by a communist revolution and the one in the southern half first embraced US occupation and then established a separate government that claimed a continuity with the absentee government in Shanghai during the colonial period diye gidiyor. Yani kabaca bakarsak biri Rusya'nın hakimiyetinde, diğeri Amerika'nın hakimiyetinde gibi bir anlam, bir görüntü var arkadaşlar. İsterseniz soruya bir bakalım. 62. soruyu da hatırlarsınız. Doğru cevap Adana.
administrative structure of North and South Korea was based on different paradigms. Farklı paradigmalar tarafından yönetilmiş. Yani bir tanesi Rus ve komünist paradigma, diğeri de Amerikan yönetimi şeklinde. Devam ediyorum. These premises have been challenged in recent decades as studies on the late colonial literature have revealed prolific amounts of writing from the dark period and evidence of continuity between the periods before and after 1945. Bunlar yakın zamanda sorgulanmış çünkü bu dönemlere ait çok fazla yazılı belge diyelim, writing diyor, yazılı metin belki de ortaya çıkarılmış. Buna göre bakalım sorulara. 50. sorudayız. We learn from the passage that through the end of the colonial process in Korea, şurada veriyordu arkadaşlar. In this last phase of the colonial period, bakın bu soruyu buraya, bu sorudaki ifade burayı işaret ediyor. There was a remarkably limited number of Korean language publications. Yani çok az yayın vardı. Edebi üretim vardı diyelim. Bu durumda Adana seçeneği doğru cevap. The size of literary production declines to a large extent. Altmışıncı sorudayız. Evet. Soru kökünde önemli bilgi vardı hatırlarsanız. 20. yüzyılın ortalarında. Yani 1945-50 bu dönemleri kapsıyor arkadaşlar. Bakın buralarda ne oluyor? After 1945, liberate, yani bağımsızlığını alıyor fakat yine de bağımsız kalamıyor. Bir taraf Rusya'nın egemenliğinde oluyor, bir taraf Amerika'nın egemenliğinde oluyor. Demek ki arkadaşlar bu dönemde yönetim yapısında Kore'nin büyük değişiklikler meydana geldi. Doğru cevap Edirne seçeneği. 61. sorudayız. In recent times şeklinde bir yönlendirme vardı. Bu yönlendirme bizi parçanın son cümlesine götürüyor. In recent decades. Bu cümle hatırlayacağınız üzere çok fazla yazılı metin bulunduğundan bahsediyordu. Buna göre baktığımız zaman Bursa seçeneği doğru cevap. It has been realized that Korean literary production was immense, çok büyükmüş, during colonial period.